Bloomberg HT'de otomotiv rehberindeyiz. Konuğumuz Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bileloğlu. Telefondaki konuğumuz TÜYAP Fuar Başkanı Sayın İlhan Ersözlü. İlhan Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben de size kolaylıklar diliyorum fuarda. Çünkü anladığım kadarıyla hafta sonu inanılmaz bir ziyaretçi akınına uğramışsınız. Evet. Ama güzel, mutluyuz. Mutluyuz. Herkes böyle bir fuar istiyordu zaten. İlhan Bey, efendim. Özür dilerim. Bir an kesildi sesiniz, duyamadım. Tekrar alabilir miyim, pardon? Çok mutluyuz. Kalabalıktan hiç şikayetimiz yok. Herkesin de beklentisi bu yöndeydi zaten. Gayet iyi geçiyor. Moralli başladık İstanbul Auto Show fuarına. Ciddi kaygılar vardı. Fuar alanının uzak olması, otomotiv fuarı ziyaretçilerinin alışkanlıklarını değiştirmeyeceği yönünde. Ama bütün bu kaygılar boşa çıkmış oldu böylelikle. Evet, ama bunun altında çok özenle hazırlanmış iyi bir ekip çalışması var. 1,5 yıldır bu fuara hazırlanıyoruz Hakan Bey. TÜYAP olarak. Biz 110 farklı konuda fuar yapan, 32 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Ama İstanbul Auto Show fuarına ayrı bir özenle hazırlandık. TÜYAP'ta ilk kez yapılacağı için hiçbir işimizi şansa bırakmamak adına her türlü önlemi aldık. Titiz bir tanıtım ve pazarlama çalışmaları. ODD ile ortak uyumlu bir çalışma komitesi oluşturduk. O komiteyle birlikte hep hareket ettik. Sağ olsun firmalar da bu işe çok destek oldular. Hala da olmaya devam ediyorlar. Böyle olunca da sonuç başarı oluyor. Evet, önceki yıllarda hep böyle mırıldanmalar duyardık fuarı gezerken. Firmalar memnun olmazdı, ziyaretçiler memnun olmazdı, stand çalışanları şikayet ederdi. Yağmur, bu şansı bu fuarın belki havanın da güzel gitmesi oldu ilk 3-4 günde gerçekten. Ama bütün bu olumsuzluklar bu fuarda yaşanmadı. Umarım Ali Bey'e de bunu belki temenni olarak söyleyeceğim. Bundan sonra 2 yılda bir olmak zorunda, beklemek zorunda kalmaz 2 yıl Türk tüketicileri. Belki her yıl bir otoshow fuarı düzenlenebilir Türkiye'de. Bana mı soruyorsunuz? Evet, size soruyorum. Ali Bey'i de dahil edeceğim tabii, daha sonra buna. Bunu bizim hani TÜYAP olarak böyle bir şey karar vermemiz zor. Bunu sektörün karar vermesi lazım. Ama çok yoğun hazırlanan, çok kolay olmayan bir iş bu Hakan Bey. Firmalar çok yoğun bir hazırlık döneminden sonra fuara başlıyorlar. Yani bayağı bir iyi hazırlanıyorlar. Uzun çalışma periyodundan sonra bunun her yıl olması bilemiyorum. Hani firmalar nasıl bakarlar böyle bir organizasyona. Ama böyle bir durumda biz taşın altına elimizi sokarız TÜYAP olarak. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler İlhan Bey. İyi bir fuar olmasını diliyorum tekrar. Hoşçakalın. Evet Ali Bey, fuarın her yıl olması söz konusu olabilir mi Türk pazarı? Aslında fuar her yıl var. Bizim bir binek araç bacağı var, bir de ticari araç bacağı var. Biliyorsunuz bunlar değiştirerek birbirini. Bir sene binek araç, bir sene ticari araç fuarı gerçekleşiyor İstanbul'da. Bir de bir sürü İstanbul dışındaki illerimizde de fuarlar yapılmakta. Bu kapsamda ciddi fuarlar var İzmir'sinde, Antalya'sında, Gaziantep'inde. Burada bu boyuttaki bir fuarda bir de ekonomik gerçekleri de göz önünde bulunmam lazım. Ciddi yatırımlar yapılmakta. Her sene bunu yaparız dersen birazcık çok doğruyu konuşmuş olmam dedim. Evet. Yani 2 yılda olup kaliteli bir fuar olması ve tüketicilere ve ziyaretçilere de hakikaten yenilikler sunabilmek bence daha önemli. Her sizinle yapacağım. Konuşacak çok konumuz vardı. Aslında Volkswagen grubun yeni platform politikalarıyla maliyetleri araç başına 1500 euro düşürmesi, yenilikler, yani önümüzdeki 2018'e kadar pazar lideri olma konusunda yenilikler. Belki birazcık kısa cümlelerle bunlara da değinip yine fuarla kapatmak istiyorum. Bir hedef var, 2018 hedefi ve dünyada lider üretici marka olma. Ve bu hedefe varırken de işte hem o platform yenilikleri, hem kullanılan parça, ortak parça miktarını artırma, hem verimliliği artırma gibi bir takım yöntemler kullanılacak. Ve bu yöntemlerle araç başına 1500 euro tasarruf sağlanacak. Ama öbür taraftan Avrupa'da Volkswagen ciddi eleştirilere uğruyor fiyat kırdığı yönünde. Siz sattığınız araçlardan para kazanmıyor musunuz Volkswagen? Fiyat mı kırıyor gerçekten, yoksa başka bir numaranız mı var? Bunu bilerek böyle soruyorum tabii. Şimdi bu tabii ki evet, bu iddia
eden şirketler var ama gerek Volkswagen olsun gerek Doğuş Otomotiv olsun halka açık şirketleriz. Burada bizim bilançomuzda her 3 ayda bir finansal sonuçta açıklayan şirketleriz. Burada iki şirketin de para kazandığını herkes kamuoyu açık bilgi olarak da sunulmaktadır. Yani fiyat kırarak ve fiyat endekslerinin aslında bulundukları segmentlerde yani en üst seviyesinde bulunan ürünleri satarak para da kazandığımıza göre fiyat kırmadan dolayı bu pazar payının elde edildiğini düşünmüyorum. Şunu da söylemek gerekiyor. Volkswagen grubun açıkladığı 2018 hedefinde dünyanın en iyi bir numaralı üreticisi olmak var. Bu sadece hacimsel bir hedef değil. Aynı zamanda bu genelde çok basında üzerine gidilmiyor. Çalışanı en memnun şirket olmayı hedefliyor Volkswagen. Bayilerinin ve müşterinin en yüksek memnuniyet seviyesinde olmasını hedefliyor Volkswagen yaparken. En çok yenilik teknolojiyi tüketiciye sunan şirket olmayı hedefliyor Volkswagen. Bunların hepsinin yanı sıra da bir de tabii ki pazar değerliğini hedefliyor. Bana sorarsanız bu dediği bütün hedefleri zaten yerine getirirse kalitesel, zaten o zaman pazar değerleri hacimsel olacaktır. O yüzden asıl Volkswagen fokus olduğu konu zaten bu kalitesel hedefler üzerine fokus oluyor. Hacim de zaten kendiliğinden gelmekte bunun sonucunda. Bir son konu. Fuarda ziyaretçilerin en fazla ilgisini çeken otomobil 4.3 milyon euro fiyatı açıklanan Bugatti oldu. İnanılmaz etrafındaki kalabalıktan otomobili görmek mümkün değildi. Böyle çocukluğumuzda ki bayram panayırlarında deniz kızı görmeye için sıraya girmiş olan çocuklara benziyordu hakikaten Bugatti'yi görmek. Nasıl yorumluyorsunuz bu ilgiyi? Çok kısa çünkü süremiz bitmek üzere. Hakikaten insanların satın alamayacakları, belki hiç ulaşamayacakları bir otomobil bu kadar merak etmeleri. Nasıl yorumluyorsunuz? Bugatti bence otomotiv sektöründeki en fantastik ürün. Yani performans adına en üst seviyeye gelmiş ne yapılabiliyorsa bu arabada var. Ve tabii fiyatı Lamborghini de şu anda ekrandaki Lamborghini de. Evet. Mesela, mesela oradan da Lamborghini'de Bugatti'deki denenmiş bazı unsurları da Lamborghini'de tüketiciye daha rahat sunabiliyor. Ama Bugatti böyle fantastik bir ürün olduğundan demin benzetmeniz deniz kızı bence gayet yerinde. Hatta şeye giderdik, deniz kızı hakikaten var mı sorusuyla giderdik. Evet. Bence tüketiciye bir miktar da işte bu Bugatti hakikaten var mı, Bugatti bir görelim mantığıyla da gitmiyor değil bence oraya. O ilginin bence gayet doğal karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Otomobil fuarına gidenler deniz kızının var olduğunu görecekler. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla yine otomotiv konuşmak üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.